İlter Yeşiltaş, A Haber. Efendim 81 il başkanının ortak açıklamasının ardından Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da bir değerlendirmesi oldu. Bu açıklamanın 4 il başkanı tarafından hazırlandığını ifade etti Sayın İmamoğlu ve bu metnin 81 il başkanının büyük oranda kabul edebileceği bir metin olduğunu düşünmüyorum ifadesini kullandı. Bu açıklamaya ilişkin değerlendirmeniz ne olur? Herhalde burada bir yanlış bilgi edinme var. Çünkü bütün toplantılarda olduğu gibi bu geniş katılımlı toplantılarda sonuç bildirgesini hazırlamak üzere bir redaksiyon komitesi kurulur. Evet, burada da bir 4 kişilik redaksiyon komitesi kurulmuş ve bu redaksiyon komitesi bir metin hazırlamış. Ondan sonra 81 il başkanımızın oluşturduğu bir 81 il başkanımızdan oluşan bir WhatsApp grubu kurulmuş ve bu metin orada görüşe açılmış. 81 il başkanımız bu metni defalarca müzakere etmişler ve ardından bunu ortak bir mutabakat metni haline getirmişler, imzalamışlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir il başkanı mutabakatı olmayan bir metne imza atmaz. Sayın İmamoğlu yaptığı açıklamalarda seçim kaybetme tecrübem yok diye bir değerlendirmesi oldu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Sayın İmamoğlu bunun yorumunu herhalde kendisi yapacaktır. Ama yani burada seçim kaybeden de seçim kazanan da her zaman önde olan partimiz olur. Soru ATV tarafından yönlendirildi. İYİ Parti'nin hafta sonu kongrede ittifaktan ayrılacağını resmen duyurması bekleniyor. Yerel seçimlerde tekrar bir ittifak için bir araya gelinecek mi? Hem başka diğer partilerin almış oldukları kararlarla ilgili hem de söylentilere, dedikodulara dayanan, aslında yapılmayan açıklamalar hakkında yorum yapmayı hep buradan söylüyorum, doğru bulmuyoruz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği söyleniyor. Tabii hem gerekçesi hem de resmi bir açıklama bekleniyor bu noktada. Sizin değerlendirmeleriniz ne olur? Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince Sayın Özcan'ı kesin ihraç talebiyle disiplin kurulumuza sevk ettik. Genel Başkanımız biliyorsunuz dün il başkanlarımızla toplandı. 9 saat süren toplantıda 14-28 Mayıs sürecini ve yaklaşan yerel yönetim seçimleri aşamasında yapılacakları değerlendirdiler. İl başkanlarımız yine bugün toplantıya ilişkin bir mutabakat metnini de açıkladılar. İl başkanlarımız bu açıklamada öncelikle ülkeyi yöneten Düğün-i Umumiye Kabinesi'nin memleketi uluslararası tefecilere teslim ettiği tespitinde bulundular. Yine açıklamalarında il başkanlarımız değişimin kişi bazlı bir değişim demek olmadığını, yapısal ve işleyişsel eksiklikleri içeren değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağını, seçimlerde herkesten çok çalışan genel başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmeyeceklerini de açıklamalarında ifade ettiler. İl başkanlarımız yerel seçimler öncesi demokratik bir parti tüzüğünü hayata geçireceğimizin ve kurultayımızı da tamamlayarak kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün kimsesizlerin kimsesi diyerek tarif ettiği cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımızı belirtmişlerdir. Değerli basın mensupları, genel başkanımız ve partimiz uzunca bir süredir bu hükümetin ülkeyi yönetme kabiliyetini yitirdiğini, beyin ölümünün gerçekleştiğini anlatıyordu. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın dün yaptığı grup toplantısında buna bir kez daha şahit olduk. Mayıs ayında yapılan seçimler öncesinde Millet İttifakı'nın her biri alanında uzman isimleriyle gece gündüz çalışarak ortaya koyduğumuz ortak politikalar mutabakat metninden kes yapıştır yaparak seçim bildirgesi yazmışlardı. Dün de Erdoğan ve metin yazarlarının bu kez bizim seçim sürecinde kendilerini tarif etmek için kullandığımız ifadeleri kes yapıştır yaparak grup konuşmasında bize karşı kullanmaya kalktıklarını gördük. Şimdi bizim sözlerimizin rayiası Erdoğan'ın ağzından dökülünce şair Cemal Süreyya'nın deyimiyle ahırda gezdirilmiş gül kokusuna döndü. Erdoğan dünkü grup toplantısında bizim laflarımızı eğip bükmeye çalışırken kontrolü kaybetti. Milleti bölüp parçalayan kirli dilini yine tutamadı. Önce hakaret ve iftiraya başladı. Ardından kantarın topuzunu iyice kaçırdı. Her zaman yaptı, son zamanlarda itiyat haline getirdiği gibi partimizin iç işleri hakkında atıp tutmaya başladı. Bir defa daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisinin en büyük kabusu olduğunu gösterdi. Biz öncelikle hakaret ve iftiralarını kendisine aynen iade ediyoruz. Ardından saraya ve tembel metin yazarlarına sözlerimizin ne demek olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyoruz.
Biz bu saray rejimine ucube şahsım rejimi dedik. Çünkü bu rejim tüm yetkileri bir kişide toplayan, hiçbir fren ve denge mekanizması olmayan, bu toprakların mayasına hiç uymayan, başka ülkelerde de benzeri ve sınırları olmayan bir ucubedir. Biz bunların düzenine yalan, dolan ve talan düzeni dedik. Çünkü bu düzen millete verdiği hiçbir sözü tutmayan, her seferinde yalana ve dolana başvuranların düzenidir. Kurdukları vakıflarla, yandaşlarına verdikleri ballı ihalelerle, vergi cennetlerindeki aile şirketleriyle ülkenin kaynaklarını talan edenlerin düzenidir. Biz bunların yürüttüğü seçim kampanyasına etik dışı kampanya dedik. Çünkü atama bakanları bile istifa ettirmeden milletvekili adayı yaptılar, ondan sonra seçim sahnesine sürdüler. Devletin tüm imkanlarını sonuna kadar muhalefete karşı pervasızca kullandılar. Her türlü iftiraya attılar. Cumhuriyetimizi kuran partimize terörle işbirliği çamuru atmaya çalıştılar. Millet meydanlarda kendi yaptırdıkları sahte montaj videoları izlettiler. Sonra da ama montaj, ama şu, ama bu diyerek siyasi arsızlıkta zirve yaptılar. Şehirleri yalan afişlerle donattılar. İşi o kadar ileri götürdüler ki aleyhimize yazması için değil, kendileri ortada görünmeden aleyhimize sosyal medyada kampanya yaptırmaları için bir yandaş basın kuruluşuna kim bilir kimlerden aldıkları milyonlarca lirayı aktardılar. O kuruluşu maşa diye kullandılar. Biz Erdoğan'a sarayın kibirlisi dediysek bunun sebebi her şeyi kendi bildiğini sanması, kendinden başka kimseyi dinlememesi, şahsım şahsım diyerek böbürlenmesidir. Biz halka tepeden bakan bu anlayışı eleştiriyorsak sebebi Keçiören'deki evinden saraya taşındıktan sonra milleti unutması, halini görmemesi, sesini duymamasıdır. Biz bunlara aynı makrubenin etrafına oturanlar dediysek sebebi hain FETÖ ile aynı yağmurda ıslanmış, devletin harimi İsmet'ini, kozmik odasını terör örgütüne teslim etmiş, milli ordumuza terör örgütüyle birlikte kumpas kurmuş olmalarındandır. Biz sarayın troll ordularından bahsediyorsak ebabil harekatlarının çarşaf çarşaf ortaya dökülmesindendir. Biz 29 Mayıs yerel seçim sürecinin ilk günüdür. Vakit yılgınlık vakti değildir. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 25,5 milyon oyu 30 milyona çıkarma, birleşe birleşe kazanma vaktidir diyorsak, bu Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten miras aldığımız bu ülkenin geleceğine olan inancımızdandır.